Salma tavukçuluk hobi amaçlı başlayıp profesyonel olarak sürdürülen en gözde yatırım alanlarından biri halini aldı. Edirne Keşan'da faaliyet gösteren Seynur Badem Çiftliği yatırımcıların bu türden girişimlerinde çözüm ortaklığı yapıyor. Tüketiciler artık doğal olanı tercih ediyor. Doğal olduğu kadar sağlıklı ve lezzetli olan ürünler alıcı buluyor. Edirne Keşan'da baba mesleği hayvancılığı kuralına uygun ama özellikle de sağlık ve lezzet önceliğiyle yapıyor badem ailesi. Baba mesleği hayvancılık küçükbaş özellikle. Uzun zamandır küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyoruz. Daha önce İstanbul'da çalışıyorduk işte. Babam rahmetli olunca kardeşimle birlikte tekrar buraya geldik işin başına. Küçükbaş yetiştiriciliğine devam ediyoruz. Keşan'ın Yenice Çiftlik Köyü'ndeyiz şu anda. Biz tavukçuluğu daha çok bir ek gelir olarak kendimize gördük. Ek bir gelir olarak gördük ve o şekilde başladık tavukçuluğa. Daha sonra tabii ki bize faydası olduğunu görünce bu işi büyütmeye karar verdik. Şu anda yaklaşık bir 500-600 civarında bir tavuğumuz var. Salma tavukçuluk yapılan çiftlikte tavuklar doğal yemle besleniyor. Tavuklarımız tamamen doğal besinlerle besleniyor. Doğal besinler veriyoruz. Fabrika yemi kesinlikle kullanmıyoruz. Salma tavukçuluk yapıyoruz biz burada. Tavuklarımız otlayarak besleniyorlar. Gün erken başlıyor Seynur Badem Çiftliği'nde. Sabah erken başlıyor. Koyunları salıyoruz. Çobanımız var işte. Koyunları otlatıyor. Kuzularımız var. Kuzulara bakılıyor. Tavukların yemleri, suları. Daha sonra yumurtaları toplayıp götürüyoruz. Çiftlikte her gün 250 yumurta özenle toplanıyor. Salma tavukçulukta elde edilen yumurta lezzetiyle de rengiyle de fark yaratıyor. Salma tavukçuluğun farkı yani yumurtanın daha lezzetli oluşu yani. Daha çok talep oluyor, daha lezzetli oluyor, daha sağlıklı oluyor. Özellikle horoz olduğu için işte doğal tavukçulukta horoz tohumlu yumurta oluyor. Hepsi birbirinden farklıdır yumurtaların yani. Hiçbiri birbirine benzemez fabrika yumurtası gibi. Çünkü hepsi tavukların ayrı bir şey yiyor. Yani bir tanesi başka bir ot yiyor, öbürü başka bir ot yiyor. Değişik böcekler yiyorlar. Değişik yerlerde geziyorlar. O yüzden birbirine benzemiyor. Yumurtaların rengi de benzemiyor birbirine. Tarık Badem sözlerini noktalarken uzun yıllar neticesinde elde ettiği tecrübeyle danışmanlık hizmeti verdiğini de belirtiyor. 10 tane tavuk bakıyorsan 10 tavuğun bugün yark olarak alındığında 160 lira. 160 liralık tavuk bakacaksan 1 milyar 600 milyonluk tesis kurmak gerekiyor. Az tavuk bakan bir yer için havalandırmaya gerek yok ama çok fazla adetli tavuk baktığın zaman havalandırmaya da ihtiyaç var, ısıtma sistemine de ihtiyaç var soğuk bölgelerde özellikle. Otomatik yemliğine, suluğuna ihtiyacı var adetli olduğu zaman.